Bundan tam 108 yıl önce Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. Tarihin akışını değiştiren bu savaşta zafere giden yolda neler yaşandı? 9 Eylül Üniversitesi'nden tarih profesörü Sayın Kemal Arı bizimle. Sayın Arı hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Efendim ben soruyu tersten sormak istiyorum. Eğer işgal kuvvetleri Çanakkale Boğazı'nı geçseydi nasıl bir sonuç yaşanırdı? Çanakkale Boğazı geçilseydi bir kere tabii ki başkent işgal edilecekti. Başkent İstanbul. Bu aynı zamanda Türkiye için yani Osmanlı Devleti için son demek. Yani Osmanlı Devleti'nin belki bütünüyle dağılması anlamına gelir. Ama ikinci önemli bence en önemli konu İtilaf devletlerine ait güçler Rusya ile buluşacaktı. O tarihte Rusya biliyorsunuz İtilaf bloku içinde. Ve Rusya'nın ihtiyaç duyduğu askeri malzeme, personel ve gıda ihtiyacı sağlanacaktı. Askeri teçhizat sağlanmış olacaktı. Ve böylece Rusya o tarihte Almanlara karşı oldukça güçlü bir direniş gösteriyor. Ama bu kez daha fazla güçleneceği ve eksiklerini daha hızlı bir şekilde sağlayacağı için Alman cephesinde mutlak bir üstünlük elde edecek ve savaş hızla İtilaf blokunun lehine gelişebilecekti ve böyle olduğu zaman bunun sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun ayakta kalma şansı, Osmanlı Devleti'nin ayakta kalma şansı o tarihler için söz konusu değildi. Peki bu ne getirebilirdi? O tarihlerde Avrupa'da hızlı bir Türk düşmanlığı ve ırkçılık var. Özellikle Türk'e bakış, yani Türk ulusuna bakış hiç de olumlu işaretler göstermiyor. Bu Türk ulusal varlığının sona ermesi anlamına gelebilirdi. Ve tabii olasılıklar üzerinde konuşuyoruz. Tarih bilimi olan olaylar üzerine konuşur. Biz varsayımlar üzerinden giderek bunları söylüyoruz. Evet. Eğer Çanakkale Savaşı karşı tarafın yani Boğazları geçmesiyle sonuçlansaydı bir kere yeni Türk Devleti'nin kurulması için belki imkanlar olabilirdi ama şartlar çok daha ağır olurdu. Yani böyle durumlar söz konusu olabilirdi. Evet. Evet. Sayın Arı, tabii ki bu savaş sürecinde tarihe düşen en önemli sözlerden bir tanesi şüphesiz ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Bunu konuşalım mı biraz? Evet. Şimdi tabii bunun arı burnunda Atatürk'ün çekilen düşman Türk kuvvetlerine söylediği bir söz. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı başladığında Atatürk ya da Mustafa Kemal Bey diyelim o tarihlerde Sofya'da ateşe militer ve savaşın çıktığını öğrenince Sofya'dan başkent İstanbul'da arkadaşı ama aralarında rekabet de var Enver Paşa'ya bir mektup yazar. Bu mektubunda memleketimin hayat ve memat noktası olan böylesine tarihi bir anda benim atıl bir görevde yani cepheden uzak bir görevde bulunmaklığım benim içime sindirebileceğim bir şey değildir. Beni aktif olarak cephede görevlendiriniz der. Önce buna bir yanıt gelir. Yanıtta işte Sofya'daki ateşe militerliğin o tarihte Bulgaristan'la biliyorsunuz ilişkiler yani Bulgaristan da ittifak blokunda olduğu için çok önemseniyor. İlişkiler oldukça düzelmiş Bulgaristan'ın bağımsızlık hareketinden o dönemde yaşanan acı olaylardan sonra bu görevin ne kadar önemli olduğu anlatılıyor ama Mustafa Kemal Bey ısrar ediyor. Diyor ki eğer diyor askeri yeteneklerimden şüphe ediliyorsa bunun bana tarafıma bildirilmesi diyor ve son derece ısrarlı sonunda onu 19. Tümen Komutanı olarak Tekirdağ'a gönderiyorlar. Tekirdağ'da bir tümenin işte bir tugayı var, işte bir de topçu bataryası var, bölüğü var. Bunların eğitimiyle ve kadroların tamamlanmasıyla uğraştıktan sonra Mustafa Kemal'in Maydos'a hareketi var. Yani bu kuvveti Maydos'a hareket ettirecek. Bu tarihlerde Arıburnu cephesinde düşman oldukça üstün kuvvetlerle saldırıya geçmiş ve tümenini istirahat ettirdiği bir anda Mustafa Kemal atına biniyor ve bir çevre tetkiki yapmaya karar veriyor. Yani incelemesi yapmaya karar veriyor.
ve silah seslerinin geldiği yöreye doğru gittiğinde Türk askerlerinin kaçtığını görüyor. Atıyla birlikte kaçan Türk askerlerinin karşısına çıkınca bir subay, üniformalı bir kurmay. Tabii ki askerler şaşırıyorlar ve Mustafa Kemal Bey neden kaçıyorsunuz diye soruyor. Onların verdiği yanıt efendim düşman. Mustafa Kemal Bey'in verdiği yanıt düşmandan kaçılmaz. Siz neden kaçıyorsunuz diye soruyor. Efendim mermimiz kalmadı diyorlar. Merminiz yoksa süngünüz var diyor. Yere yat komutu veriyor ve Türk askeri siper alıyor. Ve orada Mustafa Kemal Bey'in söylediği bir söz. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler alabilir. Ve bu da sonucu değiştirebilir diye çok özlü bir konuşma yapıyor. Hakikaten bu arada kendi tümenine bağlı birlikler bölgeye ulaşabildi ve onların da cepheye girmesiyle yani cephe almasıyla birlikte düşmanın ilerleyişi o noktada durdurulabildi. Evet. Orada Mustafa Kemal Bey birkaç ay kalacak. Daha sonra biliyorsunuz Anafartalar grubu kumandanı olarak Anafartalara gönderilecektir ki asıl cehennem zaten orada yaşanacak. Evet, bu noktada da herhalde büyük zaferin kapısı aralanmış oluyor değil mi Çanakkale destanı ile Elbette, birlikte? elbette. Şimdi burada aslında Jonkbayır'ı konuşmamız gerekiyor. Jonkbayır'ın da biliyorsunuz Mustafa Kemal'in Anafartalar grubu kumandanlığı var. Mustafa Kemal'in yazdığı 14 kitap vardır. Bunun 3 tanesi doğrudan doğruya Çanakkale cephesi ile ilgilidir. Bunlardan birincisi Arıburnu muharebelerini anlatır. Hem kendi gözlemleri, tanıklıkları vardır, hem resmi belgeleri kullanmıştır ve o açıdan çok önemli kaynak niteliğindedir. Öteki de Anafartalar Muharebatı'na ait tarihçe başlığını taşır. Bütün bu safhaları bu kayıtlar, bu kitaplardan öğrenebiliyoruz. Örneğin Anafartalar'da Anafartalar grubu kumandanı olduğunda 7-8 Ağustos 1915 günü düşmana başlattığı bir saldırı vardır. Gece yarısı biliyorsunuz şeye geliyor. Anafartalara geliyor ve hatta anılarında diyor ki Arıburnu'ndan hareket ettiğinde Anafartalardan çok şiddetli patlama sesleri geliyor. Öyle ki kimi şarapneller benim bulunduğum noktaya kadar geldi, kimi yaralanmalar hatta ölümler oldu diyor. Gecenin bir yarısı emir subayıyla birlikte atına binip ilerlerken şunları söylüyor. Çok hastayım, tir tir titriyorum, ateşler içindeyim çünkü böbrek rahatsızlığı var. Üstelik diyor Ağustos ayının sıcağında ölen askerlerin cesetlerinden çıkan kokular dayanılmaz bir hal almış ve güçlükle ilerliyoruz. Bir ara düşman hatlarına yanaşmışız. Üzerimize ateş açıldı. Geri çekilmek zorundayız. Ve diyor Anafartalara geç vakit ulaştık. Siperleri gezdim. Siperler arasındaki mesafeler son derece küçülmüş. 30 metre, 40 metre hatta 10 metreye kadar yanaşmış siperler. Ve sabaha karşı bir saldırıya geçeceğiz ve düşmanı ilerlediği noktadan söküp kıyıya kadar atacağız. Ve askerlere bir konuşma yapıyorum. Siperleri geziyor. Elimde bir kırbaç var diyor. Fakat bu arada düşman mevzilerinden üzerime atılan mermilerin hiçbirisi büyük bir şans eseri bana dokunmuyorlar. Ve askerlere bir konuşma yapıyorum. Askerler diyorum birazdan düşmana saldıracağız ve süngümüzü göğüslerine saplayacağız. Ve diyor bu konuşmadan sonra kırbacımı indirdim. Türk siperlerinden öylesine büyük bir şeyle asker saldırıya geçti ki hatta şöyle anlatıyor siperlerde gezdiği anı. Bu çocuklar birazdan diyor hemen hemen tamamı şehit olacaklarını biliyorlar. Kur'an-ı Kerim okumasını bilen Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen kelime-i şehadet getiriyor. Evet. Ve ben diyor kırbacımı indirince bir anda büyük bir çarpışma boğaz boğaza ve 2 saat içerisinde 8 bine yakın şehit ve Jonkbayır'ından düşman kıyıya kadar kovalanıyor. Sayın Arı ne güzel anlattınız. Tüylerimiz diken diken oldu. Bir kez daha şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz. Size de katkılarınız için teşekkür ediyoruz efendim. Türk milletinin bu büyük zaferini yürekten kutluyorum ve Türk milletine vaadim şudur. Kendini çok daha güçlü hissetmek istiyorsan hem çok çalış hem de tarihine iyi bak ve tarihine yüzleş. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.